Keyifle ağırlamak istediğim bir konuğum var. Flash televizyonunda programcı, yapımcı, programın her şeyi, sunucusu, gidip de peşinden koşucusu bütün haberlerin. Yalçın Çakır stüdyo konuğumuz ama karşımda değil şu anda. Neden diyeceksiniz? Buyurun, sebebini görüyoruz. Gerçekten inanılmazsınız Yalçın Söz Bey. Söz verdim getirdim. Ve sıcak. Akşamdan hamurunu açtım. Hamurunu açtınız. Tabii. Akşam, ciddi söylüyorum. Akşamdan hazırladık. Sabah da talebenin girişinde bir fırınımız var. Bizim sitenin marka olmasın vermeyeyim adını. Orada güzelce fırında ısıttırdık. İnanamıyorum tamam. Ya. Yani sevgili seyirciler... Gerçekten süper. Ama rejiye ve haber merkezine. Evet, zaten reji hemen başladı. Vallahi yayın bitmeden çörekleniriz, geliriz oraya falan diye. Ev yapımı börek olur da yani bunun bu kokusunu falan size nasıl böyle anlatabilirim bilmiyorum. Süpersiniz. Tereyağlı. Ama şimdi bir... Vallahi bir yandan izliyoruz. Bu fenomen. Evet. Yani internette müthiş bir tıklama evet. aldı. Yani lütfen alınmasın tabii beyefendi. Hani biz de herkes verdiği için memnun. Verdik. Böğren Bohsin diye yazınca evet, arama başlıklarına çıkıyor. Ve böyle çeşitli remixleri var. Bu sadece biri yani. Buna kimse inanmadı. En son Seda Sayan inanmadı. Gerçek bu değil tabii, mi? Tabii. Seda dedi ki ya şimdi gerçek olamaz dedi. Aldım götürdüm programını onu. Böğren Bohsin. Evet, kendisi gördü gözüm. Gördüm orada. Ama şimdi şöyle ya ben bu adam beni çok şaşırttı. Böyle bir bayağı kıllı mıllı bir Anadolu erkeği. Sert, maço görünüşlü birisi. Sonra birdenbire ben programı yaparken gördüğünüz gibi bağırmaya başladı, ağlamaya başladı. Ama ben bunu seviyorum, şeyden dolayı seviyorum. Kaç tane erkek bunu yapar acaba? Kaç tanesi yapar? Aslında çok medeni cesareti ve aslında özgüveni yüksek kaç bir adam kaç erkek yani. Çıkıp da sevdiği kadın için böyle ekrandan son çare böyle hem de çok maça görünüşlü sert böyle bir adam. Bir de televizyon programında evet. canlı yayın evet. yani. Acaba hani diyorsunuz ki bir noktada böyle bir pik nokta var böyle şey mi oldu çıldırdı mı da yaptı ama aşktan yani değil mi bayağı aşk, böyle çıldırmış. Terk edilmiş karısı terk etmiş hala terk edilmiş. Ha buluşabildiler mi? Yok hayır. Tülay yok mu ortada? Siz buluşturmaya çalışmışsınızdır onları. Çalıştık ama ben bir daha rencide olmasın diye almadım tekrardan. Çünkü çok aşık hala aşık. Deli Tülay divane. Başkasına mı kaçtı? Yok değil Tülay da yalnız bu da yalnız. Bunlar karı koca. Boşandılar mı? Boşanmadılar da öyle devam ediyor yani. Siz bir de böyle bir şey var değil mi Yalçın Bey? Herkesin hikayesini böyle detay detay evet, biliyorsunuz evet, yani. Evet. Bilmem kaç sene öncesinden birini söylüyoruz mesela. Bunlar, hemen başlıyorsunuz onun hikayesini anlatmaya. Bu biraz şey Süleyman Demirel'den gelme alışkanlık. Biz politika muhabirliği yaptık senelerce. Süleyman Bey de öyleydi. İsim isim hatırlardı. Yani Edirne'nin bir köyüne giderdik mesela. Onu takip ederken İsmen Bilir. Oradan Van'a geçerdik İsmen Bilir'di. Öyle bir hafızası vardı. Allah, bizde de o dönem gazeteciliğinden gelme alışkanlık. Meşhurdur onun hafızası. Evet. Biraz bize anlatır mısınız? Çünkü şimdi herkes sizi Flash TV'de Yalçın abi olarak bildi. Evet. Ve fark etmemiz de programınıza gelen enteresan tiplemeleri evet. Büyük bir mücadeleyle programı yürütmeye çalışmanız aynen. oldu. Ama aslında sizin müthiş bir background'unuz var. Yani aslında yaptığınız işle biraz da çelişen bir şeyiniz var. Yok değil ben gazetecilik yapıyorum. Şöyle ben çocuk yaşta girdim mesleğe. Hürriyet gazetesinde Uğur Cebeci'nin yanında. Uğur Cebeci o zaman haber koordinatörü pozisyondaydı. Cağaloğlu Hürriyet. O müthiş bina. Girişinde o kabartmaların falan olduğu dev bina. 16 yaşında bir çocuğum ben. Elimde bir fotoğraf makinesiyle kapıdan içeri girdim ve gözlemci muhabir diye bir kart aldım ben onlardan. Türkiye'nin ilk bölge ekini çıkacak Hürriyet o zaman. Uğur Cebeci de o işin başında. Ben de Beşiktaş bölge Etiler'de oturuyorum. Etiler'de büyümüşüm. Çocukluğum orada geçmiş. Etiler bölgesinde su akmıyor, kanal tıkandı, lamba yanmıyor gibi bölge haberleri heyecanla. Oradan başladım. Benim bir şansım da Etiler'de gazeteciler sitesinde oturmak Ulus'ta. Yani orada büyüdük. Evim orada. İlhan Selçukların, Okay Gönelsinlerin, işte Kenan Akınların, medyanın o dönemki babalarının arasında büyümek oldu. Peki program nasıl çıktı? O sayede bu işe başladım. Fikir olarak. Bir kere sizden mi çıktı? Yoksa program size böyle çıktı? Bir şey şöyle var oldu. Teklif geliyor mu? Cumhuriyet Gazetesi'nde bir ayrışma oldu. Ben 12 sene Cumhuriyet Gazetesi'nde çalıştım. İspanyol Müdürlüğü yaptım. Biz de o arada İlhan Selçuklar'la rahmetle beraber ayrıldık gazeteden. O dönem ben Nurettin Sözen'in yanında Büyükşehir Belediyesi'ne bir kısa dönem bir danışmanlığım oldu. Bu vesileyle de Flash TV'nin yöneticileriyle tanıştım. İlk kurulan kanal. O zaman Mecit Baks yurt dışından yayın yapıyordu. Flash o anlamda yurt dışından ilk Türkiye'den yayına çıkan kanaldı. Çağırdılar haber müdürü olarak başladım.
Yaptığım bütün işte uç noktada oldu. Yani siyasi program yaptım, 24 seneden yargılandım ben mesela. Tabii. Yurt dışına kaçmak zorunda kaldım. Aldığım hapis cezalarından. Tabii mecbur kaldım. Yani bir dönem daha doğrusu ortadan kaybolmak zorunda kaldım. Hep böyle aykırı oldu benim işlerim. Yani cezaevlerindeki isyanlarda da karşı duruş sergiledik. Solcu öğrenci sokakta dayak yediği zaman da ben ayağa kalktım. Metin Göktepe öldürüldüğünde ailesini stüdyoya getirdim. Devletin bulamadığı polisleri bulup yayına bağladım. Çocuğu öldürdü iddia eden polisleri. Aynı şekilde türbanlı kız İzmir'de dayak yediği zaman da Bursa'da dayak yediği zaman da bir dakika dedim İnsan Hakları Derneği'ne. Yani solcu çocuk çok yediği zaman insan haklarına aykırı, türbanlı kız dayak yediği zaman aykırı olmaz böyle şey. Buna da itiraz edeceksiniz dedim. Böyle hep uç noktalarda. İkna odaları lafını mesela ilk gündeme getiren benim. İkna odası kelimesi benden çıkmıştı. İlk ekranı ben taşımıştım. Tabii. Ekrana ilk yazanımdır. Şeye karşı çıkmışım mesela. Kızların okula sokulup bir odanın içine zorla ikna edilmesi ve oraya bir kamera konulup da görüntülerin çekilmesi. Hangi hakla dedik? Bu görüntüler nereye gidiyor dedik. Yani böyle bir duruş sergiledik. Sonra bir gün rahmetli Aykut Oray, namı diğer Horoz tıklanasıyla Aykut abiyle programa başladık. Umut adında. Bizim Flash TV'nin sahibi Ömer Göktürk dedi ki hadi bir reality birimi kuralım. Sen de başına geç dedi. Ondan yaparken Aykut abi ben politika yapacağım dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyaset yapacağım dedi. Patron da ya sen bu işi bizim başımıza getirdin o zaman sensun dedi. Hiç unutmuyorum genelin yönetmenin odasına, Şenay'ın odasına. Bana böylece bu işi ihale kaldı. Kaldı da iyi ki de kaldı. Vallahi iyi ki kalmış yani. Evet. Ben gerçekten dün bir tane tweet attım. Sizin için televizyon dehası dedim ve sözümün arkasında duruyorum. Çünkü gerçekten birincisi çok zor bir iş yapıyorsunuz. Birebir insanla ve şimdi ben sizi çağırıyorum ama siz buraya konuk olarak geldiğinizi biliyorsunuz. Biliyorsunuz. İşte yani okumuşluk seviyeniz belli. Hani sizinle bir münazara yapmak başka. Getirdiğiniz o acıyı içinde işte yani Muhsin'in hikayesi gibi. Aynen. İçinde böyle böğürme hissiyle gelen bir kendini anlatma ihtiyacı hisseden ve onu bir Allah'ım beni kurtar Yalçın diye gelen insanlarla aynen program yapmak aynen başka. Bir kere bununla başa çıkıyorsunuz ama izniniz olursa bu arada da bir sürü tweet geliyor sizinle ilgili. Şimdi okuyacağım onu. Ben bu arada onu tweet içinde söyleyeceğim. Ben TRT Haber'de biliyorsunuz beraberce programa katılmıştım. İlk tanışmam öyle oldu benim ve falanca ünlü falancaydı. Ben o güne kadar Twitter'da 100 üyesi olan bir kişiydim. Şimdi 4000'lere geliyor işte. Vallahi bravo içinde demek istiyorum. Baktım ki orası da çok iyi bir mecra. Benim çok iyi kullanıyorsunuz kendi zaten. Ben kendim yapıyorum. Çok iyi kullanıyorsunuz evet, ben görüyorum. Çok hızlı şekilde. Sürekli tweet giriyorsunuz. Sürekli, her yaptığınızla ilgili dakika dakika tweet giriyorsunuz. Bir de birebir cevap veriyoruz. İnsanlar ondan mutlu oluyorlar. Ben de elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Yazıkları hep şey. Gibi. Ya diğer ünlülerin ben haşa ünlü değilim de yani diğer ünlüler bize cevap yazmıyor. Ben oturup ciddiye alıyorum. Gençler çünkü çoğunluğu. Hepsine cevap. Eleştiriye de yanıt aynen vermeye öyle çalışıyorum. İyi aynen şeyde. Öyle. Mesela Yasemin Hanım demiş ki Yalçın abiye size selamlar. Yalçın abi her şeyimiz onu çok seviyorsunuz. Eyvallah, İletin demiş. Murat Bey sabahtan beri tweet atıyor. Sizi çok sevdiğini söylüyor. Murat Öztürk. Onun takipçisiyiz. Çok seviyoruz diyor. Bizi de artık izleyecekmiş Murat Bey. Çok teşekkür ediyoruz.